Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Zeliş. Zeliş bak neler aldım senin için. Belki canın sıkılmıştır, resim yapmak istersin diye düşündüm. Ha? Hatta istersen birlikte de yapabiliriz, bak. Biz onları şöyle koyalım. Akşam canımız sıkılırsa yaparız. He kızım? Bu gece de mi kalacaksınız? Zeliş. Zeliş bak ben çok özür dilerim. Böyle olacağını bilseydim gerçekten götürmezdim seni oraya. O nasıl laf kızım? Sen nereden bileceksin? Zeliş. Hadi bir bak bana. Ben gideyim o zaman, gelirim sonra tekrar. Mahur, üzülme kızım. İyileşecektir. İnşallah iyileşir. Doktorlar farklı bir şey söyledi mi peki? Travması mı ne tetiklenmiş? Bir sürü bir şey söyledi de benim tek anladığım o. Ah Beşir'in abla ne güzel gülmeye başlamıştı yüzü. Evet, bizim deli oğlan da ona yıkıldı ya. Alacağı varmış işte. Allah beterinden saklasın. Amin. Maraşlı nerede peki, geldi mi? Gitti mi ki? Sabah ezanında hala aşağıdaydı. Oğlum git eve. Git üstünü başını bir değiştir diye zorla yolladım. Ama duramaz o. Gelir birazdan. Çok üzüldü tabii. Evet üzüldü. Hah, geldi işte. Nasılsın hanım? İyiyim oğlum. Sen niye geldin hemen? Azıcık uyuyaydın ya. Uykunun sırası mı uyudur mu? İyi mi? İyi. Öyle duruyor işte. Neyse ben gideyim artık. Uğrarım tekrar. Oğlum niye öyle ters davranıyorsun kıza? Zaten vicdan yapmış. İçine içine ağlıyor gibi bakıyor Zeliş'e. Ne dedim ben şimdi ya? Bir şey demedin işte. Desen keşke. Kırma kızın kalbini. Hadi git gönlünü al. Bilmediğin şeyler var senin hanım. Karışma. Bildiklerim, gördüklerim yeter bana. Hadi, hadi git al gönlünü. Bak hala duruyor. Mahur. Az konuşalım mı? Yok benim çekimim var, geç kalıyorum. Tamam az bekle. Birlikte gideriz. Sen gelme, kızın yanında kal sen. Hanım yanında. Merak edecek bir şey yok. Az bekle, doktorla konuşayım. Sonra geleyim yanına, olur mu? Tamam. Bekliyorum. Bak gerçekten benim bir suçum yok. Bilmediğin çok şey var. Tamam, bilmek istiyorum. Anlat o zaman her şeyi. İlhan başından beri çok yanlış yönetiyordu şirketi. Kaç defa söyledim. Bu kadar borç altına girmek mantıklı değil dedim. Biz sağlam ve yavaş adımlarla büyümeliydik. Ama Aziz amcaya kendimi ispatlayacağım diye çok büyük risk aldı Dişat. Hem de büyük risk. Kredi meselesi mi? Sadece o da değil. Şirketin bütün kârını yatırıma harcıyordu. Bu kadar yatırıma karşılık talep göreceğimiz bile şüpheliydi. Sonuçta şirket büyük bir borç batağına saplandı işte. Sen de gittin o savaş denen herifle anlaşma yaptın. Ya ben de bilmiyordum arkasında savaşın olduğunu. İlhan benden yatırımcı bulmamı istedi. Ben de çevreyi araştırırken Katarlı bir şirket çıktı karşıma. Nereden bileyim arkasında savaş varmış. Ben de İlhan'la beraber öğrendim. İlhan sözleşmeyi değiştirdiğini söylüyor. İşte o külliyen yalan. Sen tanımıyor musun İlhan'ı? Ne kadar pimpirikli olduğunu bilirsin. Bir sözleşmeyi 50 kere okumadan imzalaması mümkün mü? Adam sana güvenmiş işte. Böyle bir kötülük yapabileceğini düşünmemiş. Bak bana güven. Biliyorum İlhan şu an çok kötü bir durumda ama düzelecek.
Emin misin? Eminim tabii. Ne oluyor ya? Ozan, İlhan. Ne işi var bunun burada? Ne yapacağız? Ozan, aç kapıyı. Ben size bir özür borçluyum galiba. Yok canım, ne özrü? Öyle öyle. Sesim gereksiz yükseldi. Laf da yersizdi. Acılıydın ama normal. Olur öyle şeyler. İşte. İnsanın kamili böyle anlarda belli oluyor değil mi? İnsanın nesi? Olgunu yani. Anladım. Neyse. Neyse. Öyle işte. Yani. Unutalım mı? İyi olur. Unuttuk mu? Neyi? Güzel. Benim gitmem lazım. Geç kalmayın. Ben götüreyim sizi. Tek gitmeyin. Olur. Niye açmıyorsun lan kapıyı? Banyodaydım, anca duydum. Geberteceğim lan seni. İlhan dur, ne yapıyorsun? Ben bittim, seni de bitireceğim. Bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil artık. Nasıl yaptın lan bana bu alçaklığı? Nasıl? Bak yemin ediyorum, Savaş beni de tehdit etti. Yoksa ben sana böyle bir şey yapar mıyım? Bırak lan numarayı. Dün öyle demiyordun ama. Bana patronluk taslıyordun. Bal gibi de anlaştınız, işine geldi senin de. İlhan, yapma ne olur. Kardeşinim ben senin. Kardeşim falan değilsin lan sen benim. Ölmek istemiyorum. Bir kere olsun doğruyu söyle lan bana o zaman. Bir kere olsun. Neden yaptın lan bana bunu, söyle. Allah benim belamı versin. Şeytana uydum İlhan. Savaş yolluk teklif edince dayanamadım. Sen fırsatı bana hayatta vermezdin İlhan. Benim soyadım Türel değil çünkü. Bak, sana yalvarıyorum, ne istersen yaparım. Giderim, Savaş'la ikna ederim. Olmadı mahkemeye veririz. Giderim, her şeyi anlatırım. Ben sözleşmenin şartlarını değiştirdim derim. Ne olur yapma. Şu Ozan'ı bir ara. Haftaya sevkiyata başlamamız lazım. Sorunsuz halledeceğiz bu işi. İnanın ne yapacağız? Biraz sorun çıkartabilir. Hiç sanmıyorum. Öfkesi bir geçsin, onunla çok iyi anlaşacağız, göreceksin. Ya sen niye vuruyorsun adamın kafasına? Ben çok korktum ya, seni öldürecek zannettim. Ya bir sen eksiksin. Hemen ambulans çağırmamız lazım. Ya dur, çağırma bir dakika. Efendim? Neredesin? Şirkete gidiyorum şimdi. Tamam, öğlen gibi orada olacağız. Görüşmemiz lazım. Savaş Bey şirketle ilgili bazı detayları öğrenmek istiyor. Tamam, gelmeden mesaj atın, hazırlatayım ben. Bak sen ortalıktan kaybol, ben hastaneye götüreyim. Hayır, ben onu bu halde bırakamam. Hemen ambulans çağırmamız lazım. Ya tamam, gerekirse ben ambulans çağırırım. Sen de hastaneye gelirsin işte. Şimdi lütfen evimden defolup gider misin? Şu silahı da al. Ölmeyi en çok sen hak ediyorsun. Ama bunu ne ben ne de İlhan yapacağız. Allah senin belanı versin Ozan. Thank you.